Merhaba arkadaşlar, bayramın Arife gününden selamlar. Bugün köri soslu makarna yapacağım. Ama makarnam maalesef bu. Diğer makarnadan yoktu. Yani ben de bundan yapacağım. Kaşarlı falan. Tunancığım da. Bu böyle burada bir olsun. Tunancığım da bana Türk kahvesi yapıyor. Bu arada ben bu şans bambularından aldım. Şimdi şuraya koydum da sonra değiştireceğim. Şöyle iki tane aldım. En az iki tane alınması gerekiyormuş diye duydum. Yani bir tane alan da var da. Küsüyor. Küsüyormuş herhalde, olmuyormuş. Yani her birini bir dilekle eve getirdiğinizde işte suya koyacakmışsınız. Eve şans, uğur, bereket falan getiriyormuş. Bir laf fazla var yani. Elemen duydurmayalım hani bir tane. Tınağın bana tuzlu kahve yapmıyorsun değil mi? Tükürüklü kahve diyorum ben sana. Allah fırttı. Bol tükürüklü. Kahvenin arası fırttı. Bak. Pisletti ortalığı. Şeker az geldi, bunu kesin ya. Azıcık bol şeker lazım. Ay Tuna'm, fark ettim ki bu oyun çok uzun hayatım ya. Nereye gidiyorsun? Bak, kendisi gözükmesin diye saklanıyor ya. Tamam, çekil çekil. Ya alt tarafı makineye koyacaksın yani. 40 yılın başı dedim ki bana kahve yapar mısın? Ben sen ne dedin? Yaparım hemen hayatım dedi. Ay ya. Neyse. Sizler ne yapıyorsunuz? Bugün sokağa çıkma yasağı vardı. Ama işte marketler falan belli bir saatte açıktı. Biz de işte biraz markete falan gittik, işte bir şeyler aldık. Dumaş'ın maması az kalmıştı. Böyle birkaç takviye günlük aldık. Takviye amaçlı böyle bir Viskas'ın bir mamasını aldık. Bir de yaş mama aldık ona. İşte Viskas'ın mamasını aldık da bilmiyorum artık onu sevecek mi. Normalde bir Royal Canin kullanıyoruz ama bilemiyorum artık. Onu da sipariş verdik Royal ama Canin işte. Değil, Royal Canin. Royal Canin'miş, pardon. İngilizcesi bu. Hani normalde onu kullanıyorduk da yani internetten sipariş verdik ama hala gelmedi. Biz de işte karantinada yeter mi yetmez mi bilemedik. O yüzden bugün Viskas'ın mamasını aldık. Sen bana kahvemi yapar mısın? Kimin kocası bu? Tek mi düz ama da ağlarlar. Şıkıdımı 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 ağlarlar. Ya. Tek mi düz ama da ağlarlar. Şıkıdımı 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 ağlarlar. Kaçak telefonunu zapt ettim, haberi yoktun. Zengeledim, tam fark etti. Zengeledi. Kapatsana. Telefon buradan nasıl düşer diye baktım. Düşecek şimdi, olan telefonum. Çok da göbeğim yok ya. O kadar yok ya, azıcık var. Kim Minko? Ya ne hale getirmişsin ya. Hayır, kısmetimi taşır da yani, bu kadar olmaz. Abi. Benim Arap dudaklarım var. Bakayım. Fatih abinin dediği gibi rafası da. Rafası da. Ya artık idare eden, ne yapacağız? Olmadı ya. Olmuştur, olmuştur. Köpükten acıyor, dağıttı. Ya tamam, bırak hadi. Olduğu kadar. Bu arada ben birazdan makarnayı süzeceğim. Oldu sayılır yani. Normal standart bir makarna haşladım, öyle söyleyeyim. Normal tuzlu yağlı. Sadece bunda makarnayı yıkacağız. Birazdan ben onu süzeceğim, işte yıkacağım, soslu diye bekleyeceğim. Ondan sonra işte malzeme koyarken falan çekeceğim. Allah'ım. Arkadaşlar, malzemeler çok basit. Bir paket makarna. Normalde bu kalem makarnalardan olsa çok çok iyiydi ama ben bunu bugün yapacağım için markete gittim maalesef. Hani virüs dolayısıyla hani 4 gün boyunca evde kalacağımız için maalesef kalmamıştı hiçbir şekilde. Fazla uzağa gidemediğimiz için yani o markette de kalmayınca mecburen evde olan makarnalardan birine yaptım. Şöyle birazcık kaşar. Kaşar çok fazla koymanıza gerek yok. Bir paket krema. 1,5 tatlı kaşığı da köri. Yine aynı şekilde sos şeklinde koyuyoruz. Bu arada makarnayı yıkadıp birazcık soğutuyoruz. Yani böyle makarnanın daha derin olması için. Şimdi yine en önemli o püf noktalardan bir tanesi olan makarnanın direkt içine değil de şunun içine çok az bir yağ koyuyoruz. Şöyle. Yine aynı şekilde yağ ile açacağım köriyi. Ben bunu yağ ile açtım. İçine çok az da şu naneyi.
İçine çok az da şöyle bir tutam kadar kekik. Kekik güzel oluyor arkadaşlar. Tuz ilave etmek isterseniz tamamen size kalmış. Şimdi makarnayı tencereye alarak başlıyorum. Ben bir paketten yaptım ya, birazcık daha az yapsam da olurdu ama hani yarın bunun haricinde şöyle bir kendimi alayım. Yani bunun haricinde yemek yapmayı düşünmüyorum. O yüzden Tuna'nın bugün böyle bunu yemeyi düşünüyoruz. O yüzden ben bir paketten yaptım. Büyük ihtimalle ikişer tabak falan yeriz. Şimdi çok azıcık bir ısıtıyoruz. Şöyle tekrardan alayım sizi. Hatta ben sizi şöyle alayım da. Daha da bir yakınlaşalım. Şimdi çok azıcık bir dediğim gibi ısıtıyoruz. Şimdi ilk olarak kremayı komple bir paketi boşaltıyoruz. Ya bu gerçekten kolay yani ve hani gerçekten lezzetli. Ya ben köri sosunu seviyorum. Tuna'nın pek böyle entel dantel yemeklere birazcık karşı ama benim hoşuma gidiyor. İsterseniz şöyle biraz eğileyim. İsterseniz içine mantar vesaire falan da koyabilirsiniz ama ben sade bugün yapmayı tercih ettim tamamen. Aslında mantarım var ama onu tavukta kullanmayı düşünüyorum. Tavuklu mantar yapacağım çünkü büyük ihtimalle. Çok azıcık bir krema ile pişiriyorum 5 dakika kadar. Ondan sonra diğer şeylerini ilave edeceğim. Zaten ondan sonra da kapatacağım. Bu açtığımız kekikli köriye şöyle içine direkt koyuyorum. Bunun içine de şu kaşıktan geçsin. İçine kaşarlarımı ilave edeceğim. Şimdi şöyle bir kasenin içine aldım servis. Şöyle bir göstereyim kaşarlarla da nasıl uzadığını. Şu şekilde. Şimdi Tuna senle bir oyun oynuyoruz. Sadece iki tane kulak çubuğunu hareket ettirerek bu parayı bu tavanın içinden çıkaracaksın. Bir daha söyle. Sadece iki tane kulak çubuğunu hareket ettirerek bu tavanın içinden bu 1 TL'yi çıkaracaksın. Tamam. 1, 2... Hayır, yine tava şekli oluşacak. Hadi bir dene bakalım. Şimdi tava mı? Evet, o tava. Sapı mı? Evet. İki hareketle. Evet, iki tane sadece kulak çubuğu. Şimdi aldım. Öyle. Hayır. Parayı dokunamazsın, o yok. Ay, duman şey çekiyor. Şarj aletini falan. Buldum. Tavanın içi dolu. Ya saçma. Tavanın sapı burada olacak o zaman. A few moments later. Biliyordun değil mi bana? Hayır. Doğru söyle, sen bunu kesin biliyorsundur. Yoksa sen bunu yapamazdın. Sen beni gerizekalı mı diyorsun? Sen bunu yoksa yapamazsın. Hayır. İdiot. Yapamazsın yoksa sen bunu. Niye yapamayacağım? Yapamazsın. Yaptım oldu. Ya, niye parayı? Lira benim. Niye? Benim. Niye oradaki paraları alıyorsun aleyhine? Niye böyle benim veriyorsun? Benim. Annesinin kuzusu yaş mamamı yermiş. Sevdin mi? Ha? Ne oldu, sevmedin mi? Hayır, onda bir şey yok. Bu kapağı, bunda bir şey yok. Bak burada. Bak bak bunun içinde bak. Bak 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 bak. Sevdi yaş mama ya. Değil mi? Besti yaş mama. Şu benim önüme her gün et getiriyormuş gibi düşün. Yani değil mi? Onun da her gün önüne et getiriyormuş gibi. Her gün Galeta Bastır et alıyormuş. Reklam et. Galeta Bastır kim bilecek ya? İzlenenler. Duman. Günaydın arkadaşlar.
İyi bayramlar. İyi bayramlar herkese. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Çok erken kalktık ya. Anneniz. Oğluşum neredesin? Bir şey bak karantina var. Günaydın arkadaşlar. Bugün şimdi bayram sabahı. Evimizde ilk bayram. Hemen bir kahvaltı falan hazırlayacağız. İşte ben birkaç bir şey falan hazırladım. Şimdi işte sucuklu yumurta falan yapacağım. Geçen hazırladığım Tuna ne olmuş olabilir hayatım? Kediyle geçti orada. Gel oğluşum elimi öpsün hadi. Oh gülbüzsüz soruluyum. İyi bayramlar annem sana da. Ben bırak hadi. Ha, tamam al istemiyor. Ondan sonra şu daha önceden yapmış olduğumuz sigara böreklerini falan yapacağım. Tuna galiba fırının içindeydi ya. Aynen bak altta. Neyi çakalım? Okey. Sıçratmaz derimiz. Olmaz da olmaz. Dur bir tane daha atın şurayı yanına. Gerçi kızardı bile herhalde ya. Hayatım buz çözmedi mi hala? He? Fırından ekmek, ay fırından diyorum ya. Buzluktan ekmek çıkarttı da. Normal ekmek değil. Aynen. Ekşi maya köy ekmeği. Oh, şöyle bir sucuk var. Ne yapıyorsun sen? Yakaladım. Şöyle bu da bizim bayram kahvaltımız. Hem de kahvesiz geçmesin mi arkadaş? Hemen bugünkü bayram kahvelerimiz. Dökülmesinde. Valla artık korktum. Ooo iyi lan. Beyazları çekmiş. Damatlık gibi. Tunağan herkesi arıyor. Bayram var olsun iyi lan. Bugün menümüzde bayram menüsü yaptık. Yani aslında bayram menüsü de biz bu menüyü normalde de yiyoruz ama. Kendimizi özel ettik. Evet. Ay şunu bir çekeyim. Mantarlı, tavuk sote ve pilav. Burada da iki tane böyle meze yaptım. Tunağan bunların ikisini de çok seviyor. Beğendin mi bugünkü menüyü? Evet. Bayramımız berek olsun. Benim karnım aç. Tamam. Hadi bize afiyet olsun. Görüşürüz. Akşam oldu arkadaşlar. Hala bayramın birinci günündeyiz. Şu bebek saçlarım beni öldürecek. Bakın arkadaşlar. Şunlar toplanmıyor. Uzamıyor. Böyleler. Yani saçım falan topladığımda yani böyle ya da nasıl diyeyim böyle at gürü falan yaptığımda dışarı çıkacaksam spreyliyorum. Çünkü her yerimde var. Bakın. Şöyle göstereyim. Tabii Duman benim sesimi duyunca hemen geldi. Duman. Sen adını da biliyor musun? Ha? Sen adını biliyor musun? Kim geldi? Baba geldi. Nasıl bakıyor Tuna'na? Duman diyor. Artık adını biliyor gerçekten ya. Bak bak hareket. Nasıl Tuna'na bakıyor. Annem. Senin de bayramın kutlu olsun. Bugün Tuna Duman'a da bayram tabii ona harçlık vermiyoruz. Mama falan aldık bir de. Ona yaş mama verdik bugün. Bayram hediyesi. Şarj kablolarıyla oynamaya bayılıyor ya. Hayır ama o bardak olmaz artık kirlendi. Sesi bak bak bak. Şşt. Ya şunları çok sevdi ya. Bunlara oturmaya falan bayılıyor. Neden acaba? Hani hoşuna gidiyor herhalde. Artık sıcak mı geliyor onunla? Tunan ya. Çok canım sıkıldı benim ya. Aldı kediyi götürüyor. Bu arada hani biz daha önce evde tabii kedi falan bakmadığımız için ilk birkaç gün hani böyle biraz
işte bize alışsın diye falan hani böyle bilerek yatak odasına sokmadık. Sonra bir gün, iki günden sonra artık bize alıştı. Ondan sonra yatak odasına geldi. Benim yerde bir tane peluş bir halım var. Devamlı onda geceler uyuyor. Ama sizde de var mı bilmiyorum yani. Bizimkisi artık geceleri bizim olmadığımız odada uyuyamıyor. Yani hani böyle kedi bakan bir arkadaş varsa aşağı en azından. Ama çok kaybetmiyoruz genelde. Ama o zaten takım var değil mi? Video gene. Hani varsa en azından böyle yardımcı olabilirse, hani gerçekten de bütün kediler aynı mı, çok merak ediyorum bu konuda. Sakalların uzamış ki senin bunları. Hazırlık okuyanları bir göreyim. Bugün de kamerayı ağzımızın içine sokacak. Neymiş de hanemiş. Karısına Churchill da yaparmış. Şu taraftan çekeyim de. Bir tane limon. İki tane soda ve birazcık su. Ne? Bir su, duz. Ay tuz. Bizde süzgü yok mu süzgü? Süzgü aldım, çay için kullandım. Makinede. Dur bakayım çıkarsa vereyim. Bu işin tarifi bende bir değil, 1,5 tane çekmiş. Enyo bir tane oraya boşalttın. Hani bana? Dur ya dur. Ha, oraya bir şey yapacağız. Zorla çıkarttırdı bana makineden çay süzgüsünü. İsteğe bağlı tuz. Şu iki tane de sodaya alayım. Gelmiyor. Şimdi bir aslında... Hani sodayı fışkırttırmak için sallarlar, bizde sallamaya gerek yok. Niye? Biz işi öğrendik. Biz işi ustasından öğrendik. Yapa yapa öğrendi artık. Argız. Ama markamız Kızılay. Yaptım öyle ya. Bu birinci special. Bu iki. İkinci. Çalkalama şimdi derdi yok. Bakın. Şov başlasın. Hayır ya, çalkalayarak yap. Ya. Birazcık böyle bana doğru dönsen tam görünmüyor. Şimdi çalkalayarak yap onu. Ama yerlere dökmeden. Tamam, seninki çalkalamalı olsun. Dans sözü söyleyeyim, benimki değil. Bak. Böyle oldu mu? Sevmiyorum. Bir soğan, bir tane iki yarım şey. Meyve usta. Ne güzel oluyor baksana. Bununla uğraşıyoruz ondan sonra. Aa, evet, tam böyle daha güzel oluyor. Köpürtüyorsun ya. Şimdi bak, bu elle uğraşmalı köpürtüyor. İşte çok bu tamamen el yapımı olduğu için zaten güzel. Öteki gol yapımı mı? Böyle daha güzel oluyor bak. Bak. Bitti. Bak. Aa bakın, mis ya. Ya yani şuna bakar mısınız? Köpür. Bakın hiç mis. El değmedi. Tunan direkt içine bak. Dökmeyi tercih ediyor bak. Bak köpürüyor zaten. Doğ. Evet ama böyle daha ha? Yani böyle sanki bilmiyorum özleşiyor ya. Ha? Şimdi 100 milyon balancuk. Sen de 50 bin. Biz şu bardaklar biraz ekşi. Bardaklar büyük diye böyle yarım görünüyor ama. Giderseniz antik kutik fransik yerlere, fransik yerlere 6-7 lira. Ben de 1,5 lira. Ne 6-7 lira? Çok ucuz söyledin Tuna'nın. Tam 10 lira. Yani 10 lira. Bir nanemiz mi eksik? Aynen, bir içinde nanemiz eksik. Bir yarı kabuk otoklu nane niyetine denk gelir o. Çok güzel olmuş hayatım. Nasıl olmuş? Tuzunu fazla koymuş. Ekşi. Tuzunu fazla koymuş. Evet arkadaşlar, bayram. Videomuz da burada sonlandı. Buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Hepinize görüşmek üzere. Tekrardan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden tüm bayramınızı kutlarım. Şuralarda bu yer gider abone olacak. Görüşmek üzere.